Bu bizim için özel bir gündür. Biz bugüne sahip çıkmamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin doğumu ile ilgili işte biz bugüne sahip çıkarsak ister istemez toplum yani Peygamber Efendimizin hayatına ihtiyacı vardır. Geleceğiz burada görevimizi yapacağız inşallah toplumun faydasına olur yani. Program yani gördüğümüz kadarıyla dolu dolu geçiyor. Yani bu da gösteriyor ki toplum yine asr-ı saadete dönmek istiyor. Peygamber Efendimizin hayatına yine yani ihtiyaç duyuluyor. Peygamber Efendimizin hayatına dönüldüğü zaman göreceğiz ki herkes daha rahat edecek. İşte bizim buradaki illerimiz olsun, işte Urfa olsun, Diyarbakır olsun, Türkiye içi ve Türkiye dışı da olsa buna ihtiyaç vardır. Bununla ancak rahatlığa kavuşabiliriz. Yani. Çocuklar olsun, gençler olsun zaten bu gençler üzerinden, çocuklar üzerinden ilerlerse ileride yani daha çok güzel şeyler olacaktır. Bizi buraya getiren peygamber sevdası oldu. Her yıl bu zamanlar geldiği zaman yerimize duramıyoruz. Ne zaman kutlu doğumlar olacak, katılacağız diye o heyecanla devamlı ailece geliyoruz. Elhamdülillah. Duygu ve düşüncelerimiz çok iyi. Toplumda değişik bir atmosfer oluşuyor. Alternatifler oluşuyor, peygamber sevdası oluşuyor. Bu şekilde güzel çalışmalar oluyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Çevremizi anlatıyoruz. Güzel şeyler oluyor elhamdülillah. Gençler de onun enerjisini atmak ister. Farklı yerlere gitmesin. En azından alternatif oluşur. Bu şekilde de gelirler. Gençler de buradan peygamberini anıyorlar. Daha güzel oluyor. 20 Nisan 1971'de peygamberimizin kutlu doğum etkinliği düzenleyen peygamber sevdalarından Allah razı olsun. Her yıl bu günü biz özlem ve hasretle bekliyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler Filistin'in kurtuluşuna vesile olur. Bu tür programlar gençlerin Hazreti Muhammed'i tanımasına vesile oluyor. İnşallah ümmetin uyanışına vesile olur. Evet, bugün çoluk çocuk hep buradayız. Çocukların anneleri, ablaları onlar içeri geçtiler. Daha yakın zamanda bayram oldu. Bizim ikinci bayramımız gibi. Her sene geliyoruz. Allah organize edenlerden razı olsun. Bayram havasında geçiyor. Allah-u Teala hayra vesile kılsın. Bugün cihat temalıdır. İnşallah Müslümanların birliğine, beraberliğine vesile olur. Gazze'nin de kurtuluşuna vesile olur. Umuyoruz. Allah razı olsun. Sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bugün buraya teşrif edecek gibi bir hava var inanın. Manzara, görüntü, sloganlar, salavatlar, her şey bize onu hissettiriyor. Tavsiye ediyoruz. Bütün özellikle bu konuda endişesi olan, kafasına soru işareti olanlar kesinlikle yanılmasınlar. Bu sene gelenler zaten gelmiş, sonraki yıllarda gelsinler, katılsınlar. Burada varsa bir siyasi durum tamamen İslam'ın siyasetidir. Başka hiçbir partinin, hiçbir grubun ne flaması ne bir işareti, sembolü yoktur. Bütün Müslümanların ortak sembolü olan kelime-i tevhid vardır. Tavsiye ediyoruz. Çok güzeldir. Gelsinler bu atmosferi hissetsinler. İnanın şu an Allah Resulü Medine'ye teşrif ediyor gibi bir hava vardır. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlüt programı için geldik. Onun doğum yıl dönümünü kutlayacağız inşallah. Her yıl burada zaten kutlanıyor. Biz de her yıl iştirak ediyoruz. Bu sene torunumla beraber geldik. İnşallah idrak edeceğiz. Salavat çekerek Peygamber Efendimiz'i yad edeceğiz. Bu yılki temamız özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin temasıdır. Onlar orada zulüm altında, baskı altında ve memleketlerinden sürülmek isteniyor. Bu yüzden bu sene onlar için bir toplantı inşallah yapılacak. Bu inşallah Müslümanların ittihadı için, birlik beraberliği için ve Müslümanların bu zulüm altından kalkması için vesile olur inşallah. Buraya kutlu doğum etkinliği için geldik. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın her sene düzenlediği etkinliktir. İslam ümmetinin birleşmesi adına güzel bir faaliyettir. Yani her gruptan, her düşünceden, her kesimden insanlar geliyor. Sadece bir
peygamberi için geliyor. O nedenle güzel bir etkinliktir. İnsanları toplayıcı bir fonksiyonu da vardır. Burada öncelikle bir farkındalık oluşuyor. O çok önemlidir. Yani insanlar çoğunlukla dünya hayatına dalıyor. Bu tür etkinlikle Allah Resulü'nü hatırlıyor. Ondan sonra dünyanın gidişatı hakkında bilgilendirmeler yapıldığı için insanlar bazı şeylerin farkına da varıyor. Bu açıdan gerçekten önemlidir. Yani insanların tüm imkanlarını kullanıp bu tür faaliyetlere katılması gerekiyor. Çünkü bu faaliyetler insanları bilinçlendirme adına da önemlidir. İnsanlar burada bilinçleniyor. Bir nebze olsun insanlar burada aydınlanıyor ama tabii ki bu faaliyetlerin birçok bölgede olması gerekiyor. Şanlıurfa Bireyciğim'den geliyorum. Yaklaşık 13 yıl, 14 yıldır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mevlid programına gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam en gür sedayla, selat ve selam ile, tekbirlerle Allah Azze ve Celle'yi yad etmek için buradayız. Bu organizeyi yapan bütün, katkıda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bugün bugünkü program şunu açık bir şekilde ortaya koymuştur ki bu insanlığın yegane kurtuluşu ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olacak. Onun önderliğinde, onun rehberliğinde olacak. Ondan başka önder, ondan başka rehber insanları bir araya getiremez. Bugün bizim için kendimize önder ve rehber olarak kabul ettiğimiz, canımızdan daha aziz olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miladi olarak doğum günü Nisan ayı ve yılda bir sefer Peygamber Sevdalları Vakfı'ndan Allah razı olsun bizleri bir araya peygamber sevgisinde, muhabbetinde buluşturuyor. Mutluyuz. Cihad önderi özellikle Gazze'ye yapılan bu hunharca saldırılarda oradaki Gazze'deki mücahit kardeşlerimizin peygamber ruhuyla, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları güçle, o ruhla İsrail Siyonizme karşı cihatları ve bu temanın seçilmesi, cihad önderi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed temasıyla daha da bir anlam kazandı bizler için. Mutluyuz, şeref duyuyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla gurur duyuyoruz. Rabbimize hamdolsun binlerce Müslümanı bu muhabbette, bu sevgide buluşturan Allah'a hamdü sena.